Merhaba. 15 Şubat Öcalan'ın Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bir uluslararası koalisyon tarafından yakalanarak İmralı'ya teslim edilmesinin yıl dönümü. Yarından başlayarak Öcalan'ın özgürlüğü Kürdistan'ın dört parçasında ve dünyanın dört bir tarafında uluslararası ve yerel gündemin başça konuları arasına girecek. Kürdistan'ın özgürlükçü ve demokratik güçleri Öcalan'la aralarına örülmekte olan mutlak izolasyon duvarını parçalamaya kararlı. İmralı rejimine karşı kaynağını Öcalan'ın ve Kürdistan'ın demokratik ve devrimci güçlerinin iradesinden alan uluslararası seferberlik bir kez daha Türkiye ve Kürdistan'ın sömürgecilik ve faşizmin cenderesinden çıkışının ve demokratik geleceğe açılan yolun başına gel gelişinin kritik enerji kaynağı olabilir.'' Kürtlerin İmralı rejimi çevresinde kurdukları mücadele yalnızca İmralı Adası'nı Öcalan'ın tutsak edildiği bir ceza çömürgesi olmaktan çıkarmakla sınırlı değil. İmralı rejimi 2015'ten bu yana Erdoğan diktatörlüğünün Türkiye ve Kürdistan'a dayattığı çözümsüzlük temelli Kürt statikosunun bir modeli olarak kendisine aşan bir önem kazandı. Hiçbir şey Ankara'nın Kürtlerin geleceğine yönelik perspektifini uluslararası ve iç hukuktan doğan bütün haklar sisteminin askıya alındığı İmralı rejimi kadar çıplak ifade edemez. İmralı rejimi esasen Kürt halkıyla siyasal önderliği arasında ebedi bir duvar örme, Kürtleri yurttaş sıfatıyla siyasal ve hukuki sürecin dışına sürme, Türkiye ve Kürtler arasında daimi bir efendi köle statikosu inşa ederek sömürgeciliği ve faşizmi ebedileştirme perspektifinin bir ve modelinde yoğunlaştırılmış halidir. İmralı rejiminin Kürtler arasında uyandırdığı infiali PKK'lilerin öndere bağlılıklarıyla sınırlı görmek, Kürt halkının siyasal deneyim birikimini ve bu birikimden beslenen kolektif siyasal zekasını içe saymak olur. Kürtlerin Türkiye idaresi altında yaşam ve iradelerinin değer bulduğu dönemlerin, siyasal önderliklerinin güç ve kabiliyetlerinin artışı ve eksilişiyle doğru orantılı olduğunu anlamaları için Türkiye'nin siyasi seçkinleri gibi çoğunlukla yanlış sonuç veren derin antropolojik tahlillere ihtiyaçları yok. Onlar kendi yaşantılarıyla İmralı rejimi arasındaki paralellikleri yaşayarak deneyimliyor ve şunu biliyorlar. Devletin İmralı rejimini mutlak tahakküm altında sürdüremiyor olması, Kürdistan ve Kürtlerin iradesinin zorbalığa galebe çalmakta olduğunun işaretidir. İmralı rejiminin seren camı, Kürtlerin siyasi iradesinin bir grafiğidir. Ne zaman İmralı'dan bir pencere açılsa, bu Kürtlere bir nebze ferahlık olarak döner. İmralı'ya karanlık çöktüğünde Kürdistan'ın aydınlık olduğuysa hiç vaki değildir. Öcalan'la Kürt halkının temsilcilerinin teması ne zaman kesilse, halkla Öcalan arasına ne zaman ulaklar, haberciler, akademisyenler, cumhurbaşkanları, başbakanlar girse, gerçek, akıl ve ahlak buharlaşır, yalan, hile ve desisenin egemenlik çağı açılır. O nedenle Kürtlerin İmralı rejimine besledikleri nefret, faşizme ve diktatörlüğe karşı genel karşı koyuşun bir fonksiyonu ve elbette hiçbir zaman yenilgiyle sonuçlanmasına izin vermeyecekleri büyük haysiyet kavgasının bir yansısıdır. Kürtler ve rejim bu hakikatin farkında ama muhalefet bunun farkında mı? Muhalefet gerçekten de İmralı rejimi karşısındaki tutumunun Kürtler için hiç fark etmeyeceğini umuyor olabilir mi? Yani altı parti yarın hayhal bu ya iktidara yürürken Kürtlere vaat edebilecekleri tek şeyin İmralı'da tecide devandan ibaret olmasının Kürtlerin siyasal desteğini hak edeceğini gerçekten varsayıyor olabilirler mi? Şu kadar eski başbakan, bakan ve belediye başkanının bir araya gelip binlerce evladı ve İmralı'daki liderleri zindan, zindanlarda e, siyasal e, iradelerine ket vurulmuş, açık partileri tehdit altında ve Muhatap addedilmezken Kürtlerin kendilerine teveccüh edebileceğine gerçekten inanıyor olabilirler mi? Kürtlerin siyasal iradesinin tutsak edilişi Türkiye'de faşizmin tarihsel ve politik temelidir. İmralı rejimi devletin bir adada vücut bulmuş halidir. Türkiye'nin demokratik ve toplumsal muhalefet güçleri Kürtleri bu ceza sömürgesini bir özgürlük adasına dönüştürme hedefinde yalnız başına bırakmayacaklardır. Hoşçakalın.